olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Buyur Sayın Hocam. Ne güzel. Çok iniş yaptım. Hani nereye iniyor? Oğlum evin üstüne inmesin lan uçak. Yok. Havalanla indir adamım uçağı. Havalanıyor. Lan eve çarpacak oğlum. Ooo iniyor. Cengiz'miş bunun adı vekilim. Cengiz nasılsın? Nereden geldin? Allah sen de. Sen de. Araba veriyorum ama. Ya Rabbim. Ya Rabbim. Ok bir sarıp. Bak bak nasıl sarıp. Evet hadi bakalım. Sen hamur yaptın mı? Yapabiliyor musun hamur? Ha burada varmış. Ah. Al bakayım. Tamam, hadi. Sabah itibariyle, daha doğrusu gece 24 itibariyle otel, apart, otel lojmanı, pansiyon türü yerlerde kalan misafir sayımız 74.900 oldu. Misafirhanelerde, kamu misafirhanelerdeki sayımız zaten her gün aynı, değişmedi. Kapasite, full kapasite 4.250 misafirimiz var. 8.000'in üstünde de KYK'da misafir ettiğimiz depremzedemiz var. Otellerimiz büyük miktarda bize destek sağladılar. Teşekkür ediyoruz. Toplamda şehrimizde şu an bizim kaydedebildiğimiz 140.000 civarında depremzedemiz gözüküyor. Ama bir kez daha söylüyorum, mahallelere gelen Alanya'da, Manavgat'ta, merkezde ya da başka ilçelerimizde bir şekilde insanlara misafir olanları kayıtları devam ediyor. Onları kayıt altına almaya çalışıyoruz. 40 bin depremzedeye psiko destek sağladık. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ekipleri, Gençlik Spor'daki ekiplerimiz ve Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle psikologlarımız, rehber öğretmenlerimiz, danışmanlık hizmeti altında yaklaşık 40 bin depremzedemize ulaştı, görüştü. Şu ana kadar otellerde ve diğer tesislerde kalan depremzedelerin 12 bin tane öğrenci tespit ettik, okul çağında olan. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. O çalışmada da 12 bin sayısı bir miktar daha artabilir. Bizim tespit edebildiğimiz ilkokulda liseye kadar olan ilk orta ve lise öğrencisinin 12 bin civarında olduğunu ekipler kurduk. Öğretmen arkadaşlarımız otel otel dolaşıp veya KYK'lara gidip bu tespitleri yaptılar. 90 civarında yoğun bakımda hastamız var. Onun dışında diğerleri çok ciddi bir şey yok. Bu rakam çok büyük bir rakam. Aynı zamanda 40 binin üstünde kişiye kurduğumuz ekiplerle bizzat otellere, misafirhanelere, KYK'ya giderek Sağlık Bakanlığımız, Sağlık İl Müdürlüğümüz ekipleriyle hizmet sunuyor. Oradaki depremzedelerin sağlıkla ilgili bir şikayetleri olup olmadığını değerlendiriyor. Bu şekilde de yaklaşık 38-40 bin kişiye kaldıkları mekanlarda ulaştık. Hep birlikte güzel bir koordine olduk. Gelen misafirleri ağırlamaya, temel ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Yani şimdi sayı çok fazlaysa ayrı sınıflar açacağız. Ama birçok yerde kaynaştırma olur zaten. Sınıfa dahil edeceğiz. İnşallah onun hazırlıklarını da yaptık. Cengiz, hadi. Söyle. Ben sizin adını soracağım. Soracak. Söyle, benim adım Ersin Yazıcı. Memnun oldum. Ben de memnun oldum Cengiz'im. Bu ablalara bir şey söylemek ister misin? Ne yapıyorsun burada? Ben sizin adınızı sormak için. Yok hayır, sen burada ne yapıyorsun? Az önce ne yaptın? Resim çiziyordun, ben gördüm. Ben de sizin adınızı merak ettim. Adınızı, yani. Peki. Abi burada hep küçük parçalar kalmış. Ben en başta uyuyordum. Her şeyin formaları falan hazır.
sonrasında bir anda deprem oldu, babam bağırdı deprem oluyor diye herkes toplandık. Sonra tam bitti derken bir daha deprem yaşandı. O depremde çok korktuk, her şey böyle devrilmeye başladı. Sonrasında deprem bitince eşyalarımızı toparlandık ve çıktık. Ortamım çok güzel. Şu an Antalya'dayım. Yani ortamım gayet güzel. Memnunum. Okulumu özleyecek mi seni? Çok özleyeceğim. Arkadaşlarım da vardı ama işte buradaki okula da gideceğim. Hatay'dan. Hatay.